Öncelikle arkadaşlar bir tane land almanız gerekiyor. Şimdi land'de iki farklı şey var arkadaşlar. Bir tanesi deed almak. Deed aldığınızda haritadan boş bir yeri seçip orayı mülkünüze geçirebiliyorsunuz. Ya da direkt başkasının mülküne geçirdiği ve satmaya çalıştığı yeri satın alabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem land plot alın ve land plot alırken de arkadaşlar land'lerin üstüne tıklayın. Çünkü şu aşağıda sağ tarafta yazacak şeyi dikkat edin. Bazı land'ler örneğin şu land'de açalım. Bir tane örnek göstereyim. Tamamen boştur, tamam mı? Şu aşağıdaki şey, yer. Bazılarında da şöyle bir şeyler yazar. Water filter yap yazar, solar panel yazar. Bu şu anlama geliyor. Bu üstünde ekstradan bir tane daha eşya var. Aldığınız land'in içinde hali hazırda burada water filter da gelecek. Peki lende alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar? Birazcık hızlı hızlı white paper ile göstereceğim. Biraz uzun bir video olacak bu biliyorum ama buraları size söylemem gerekiyor. Ücretsiz oyunda ne demiştik? Yemek ve su gerekiyor arkadaşlar. Yemek ve suyu üretebilmemiz için bizim çıkarttığımız buzları filtreden geçirerek suya dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu water filter yapıyor. Aynı zamanda bizim yemek üretmemiz gerekiyor. Temel ihtiyacımız bu. Ve bu yemeği de arkadaşlar üretebilmemiz için toprak çıkartmamız gerekiyor. E bu toprağı nasıl yapıyoruz? Hani yemek yerken atık geliyor, bok geliyor demiştik ya. Bu boku arkadaşlar işleyerek burada gübreye, toprağa dönüştürüyoruz. Ve aynı zamanda tüm bunların çalışabilmesi için bir de elektriğe ihtiyacımız var. Yani döngü kurmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Tabi bunu yaparken de sayısal değerlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl sayısal değerlere? Şimdi biraz önce land alıyoruz demiştik ya arkadaşlar. Bu lentlerin de belli başlı özellikleri var. Ne gibi özellikleri? Rarity aslında özellik dediğim şey. Yine dandik ve en nadir epiye falan doğru giden bir sıralamamız var. Üretimde vesaire de hiçbir size avantaj sağlamıyor. Sağladığı tek avantaj üstündeki bulunan space'i arkadaşlar. Ne kadar bina dikebileceğiniz. Commonland size 100 verirken, Uncommon size 170 veriyor. Yani ne demek oluyor bu? Hemen gelip buradan bakarsanız Available Space diye görürsünüz. Yani şu an baktığımızda Commonland bu arada 100. Ama örneğin marketten ben Uncommon bakıyor olsaydım 175 yazacaktı orada. E daha sonrasında biz bunun üstüne bir şeyler dikeceğiz değil mi? Şu Excel'de gösterdiğim binaları dikmemiz gerekiyor döngüye sokabilmemiz ve oyundan para kazanabilmemiz için. Ve bunların da hepsinin belli bir istediği yer miktarı var. Örneğin yemek için dikeceğimiz greenhouse şurada sayısı yazıyor bakın arkadaşlar 10 yer istiyor. Water filter 5 yer istiyor. Toprak için bu dikeceğimiz cat diye geçiyor bunun ismi 15 istiyor. Elektrik üretmek için yine gerekli olan solar paneller 5 istiyor. Bunun hesabını çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Yoksa ikinci bir land almanız gerekebilir. Ardından da biraz önce dediğim kısma geçelim. Buildingslar arkadaşlar greenhouse'larla ilgili tüm bilgileri burada ulaşabilirsiniz. Greenhouse'larda ne yapıyorduk? Bitki ek ekiyorduk. Bitkileri ekmek için de aynı zamanda tohumlardan satın almanız ya da skivening yaparak tohumları çıkartmanız gerekiyor. Bu tohumlar arasında da işte ne kadar sürede yetiştiği kaç tane size yemek çıkarttı, ne kadar elektrik istediği, söyle gübre diyeceğim ben, ne kadar su ve gübre istediğini bu white paper'dan ulaşabilirsiniz. E şimdi ne oldu? Arkadaşlar yemek için elektrik ihtiyacımız çıktı değil mi? Onun için de solar panel kurmamız gerekiyor. Solar panel kurarken de e, işlemi ben size şuradan göstereyim aslında. Kendi landimden göstereyim bu sefer. Solar panel için arkadaşlar bunun üstüne tıkladığımızda zaten ben hali hazırda bir işlem yapıyorum. Peki ne işlemi yapıyorum size şunu marketten göstereyim adım adım hemen sel diye aratalım boş enerji hücresini alıyoruz bunu solar panelin içine yerleştiriyoruz arkadaşlar belli bir süre sonra ki bu 20 saat arkadaşlar full hale geliyor ve daha sonrasında bu güç hücresini hemen şu şekilde landime gidip size bir tanesinden göstereyim örneğin bunda ne kadarmış gücümüz bunu da boşuna harcayamam bundaki e, içinde benim stokladığım 410 tane gücüm var ve toplam 500'e kadar çıkabiliyor. Bu güç hücresine recharge diyoruz. Ve buradan kaç tane bu dolu pillerden harcamak istiyorsun diyor. Bir tane diyorum. Bir tanesi 20 enerji sağlıyor. Hemen bir tane örnek olarak size göstereyim. Hop yüklediğimde 430'a çıktı gördünüz. İkinci sıkıntıyı çözdük. Elektriği nasıl hallediyoruz? Gücü nasıl sağlıyoruz? Ve bu gücü binalara nasıl vereceğiz? Üçüncü gereken şey neydi bize arkadaşlar? Su. Suyu elde etmek için ise hemen şuradan devam edelim. Water Filter'dan devam edelim arkadaşlar. Kendi işlerinde Rarity'si var. Ve Rarity'nin etkilediği şey hem size hem de içindeki Crafting Station miktarı. Yani ne demek oluyor bu? Ben bir tane içinde suyu filtrelerle diye bir işlem başlattığında aynı zamanda bir tane daha başlatıyorum kamında. iki tane işlem yapabiliyorum. Ama size örneğin Legendary çıkarsa bir tane sadece evet bir binanın içinde 20 işlemi aynı anda gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel olarak baktığınızda size yerden avantaj sağlıyor. Onun dışında başka hiçbir avantajı yok. E suyu nasıl yapacağız? Skevenç yapıyorduk ve oradan buz geliyordu ya. Bu buzu water'ı alıyoruz. Hemen şuradan geri dönelim land'imize. Water filter'ın üstüne bas basıyoruz. Şu an enerji elektriği olmadığı için yapamayacağız ama burada yine size göstereceğim. Filter water diyoruz. Toplamda 40 tane buza ihtiyacım var ve bu binanın içinde en azından 10 tane enerji olması gerekiyor. Daha sonrasında eğer bu bunları karşılamış olsaydım buradan okey tamam yap diyebilirdim ve yap dediğim zaman ben bir stamina harcayıp bu işlemi başlatmış olacak. Ama benim stamina'm olmadığında ise buradan post work order'a basıyorum ve bir stamina için benden yaklaşık olarak bir altın Dusk alıp işi oradaki job order'lara koyuyor. Hani ücretsiz oynayanlar iş yapıp para kazanabiliyordu ya. Hah, tam olarak burası orası da arkadaşlar. Bu sefer benim elimde stamina yok kardeşim. al parası bu. Ben benim için bu işi tamamlayıver diyorum. Peki nasıl oluyor? Bir tane örnekle göstereyim hemen size. Bir tane sebze ekelim arkadaşlar. Şuradan hemen görüyorsunuz. Bir tane enerjim var. Ve yapacağım şey ne olacak? Soy ekeceğim. Gördüğünüz gibi enerjim yetmiyor. Diğer her şeyi karşılayabiliyorum arkadaşlar. Enerjim yetmediği için post work order diyorum. Ve 4 tane enerji, 4 tane token karşılığında bu işi yaptıracağımı söylüyorum. Hemen gönderdim. Birazdan ekranıma yansıyacak. Hop şuraya düştü bakın arkadaşlar. Şu yenisi. Birisinin almasını bekliyorum ve çat hemen birisi kaptı bile işi. Ve ben ona 4 tane altın ödeyeceğim. Evet işin genel mantığını anladınız. Ama oyun daha bu kadarla bitmiyor arkadaşlar. Oyunda çok fazla daha yapabileceğiniz, ilerleyebileceğiniz yerler mevcut. Ne demek oluyor bu? Daha oyunda smelter var. Düşürdüğünüz ironları, ore'leri vesaireleri eritebiliyorsunuz bu. Erittiklerinizi işleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda mining'le daha fazla buz ya da mesin shop'tan bu çıkarttığınız alüminyumları bu sefer plate'e dönüştürüyorsunuz. Onlarla rover yapıyorsunuz. Roverları göreve gönderiyorsunuz falan 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 diye gidiyor. O yüzden mutlaka bunun white paper'ını ve bu user guide'ını okuyun arkadaşlar. İkisi farklı. Aynı şeyleri anlatıyor. Ama hani bir tarafta anlayamadığınız şeyi diğer tarafta anlayabilirsiniz. Mutlaka bu ikisine göz gezdirin. Kur, setup kurmanız, döngü kurmanız gerekiyor ya. Ben burada o döngüyü kurdum arkadaşlar. Ha bazı kısımlarında değişiklik yaptım. Onları eğer isterseniz bir sonraki videoda daha mantıklı ne olur onu göstereyim. Çünkü bunların bir de hesabı var. Şimdi örneğin su üretmek mantıklı mı? Yoksa suyu marketten almak mı mantıklı? Ya da hangi food'u üretirseniz en çok kâra geçersiniz. Değecek mi food üretmeye? Ya da e Bokunuzu markette satmak mı istiyorsunuz? Onu tekrardan gübreye dönüştürmek mi? Hangisi karlı? Evet 2 gündür 3 gündür bu oyunu erteleme sebebim aslında buydu arkadaşlar. 2-3 gündür benim çoktan haberim var. Ve ekip olarak bir şekilde bunu oynayıp denemeye çalıştık. Bazı noktalarda yanlış hareketler yaptık. Yanlış eşyaları aldık. 2-3 dolar gitti ona. Ona 5 dolar gitti derken sonunda iyi kötü bir sisteme oturttuk. Bedava oyuncular ne yapacak? Her türlü bir food ihtiyacı. Ve su ihtiyacı olacak değil mi? Çünkü bunları kendileri üretemiyorlar. Evet bunun dışında çıkartça tüm eşyaları e, Ice'ı atıyorum Empty Power Cell'i ya da ıvırı zıvırı buradaki çıkan kahveyi, seed'i bize satacak, markette satacak bir sürü hesap oyuna girdiğini varsayın. Ve hepsi bedava bir şekilde oyunu oynamaya çalışıyor. E sonucunda ne olacak? Herkes aynı zamanda karnını doyurabilmek için food almaya çalışacak. Food'un fiyatı yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. E siz çıkarttıklarınızı işleyemiyorsunuz ve bir sürü kişi onu satıyor. Çıkarttığınız temel malzemeler aşağıya doğru düşecek. Ücretli oynayanlar temel malzemeleri ucuza alacak. E diğerlerini pahalıya satacak. Ücretsiz oynayanlar para kazanmaya devam edebilecek. Hem de ücretli oynayanlar Royce'ni daha kısa sürede çıkartacak. Ama bir yerde nerede da aksayacak bu arkadaşlar? E food fiyatı daha da fazla artıyor giderek yukarı doğru çıkıyor. Çünkü çok fazla talep var. Ücretsiz oynayan sayısı fazla olduğu için. Bir noktada aa tamam bu oyun artık food'u karşılamıyor dendiği noktada food alımı kesilecek. E bu sefer de tekrardan food aşağıya düşecek ve oyun ekonomisi kendini bir şekilde dengelemeye devam edecek. Benim oyunla ilgili en sevdiğim nokta bu oldu arkadaşlar. Öyle iki günlük, üç günlük vurkaç oyunları gibi değil aslında. Eee birazcık daha orta uzun vadede gidebilecek bir oyun gibi umarım. Tabi düzgün güncellemeler yaparlarsa ki takımdan bir arkadaşla konuştuğumda işte daha doğrusu konuşmadım. Bazı sorularım vardı oyunla ilgili. Kendisi bana ulaştı işte Discord kanalımızda yazmışsınız. Hani yardımcı olabilir miyim vesaire diye. Bazı sıkıntıları söyledim. Örneğin e, oyunla ilgili bazı bilgiler eksik dedim. Kahve üretirsek nasıl ilerleyecek vesaire. Ben işte bununla ilgili bir Excel hazırlamaya çalışıyorum diye e, oyundaki diğer eksikleri vesaireyi konuştum 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 ve e, yapacakları diğer bilgileri bana söyler. Örneğin çok yakında markete filtre getireceklermiş. Onun dışında multi hesapları kesinlikle karşı çıktıklarını söylüyorlar. O yüzden lütfen 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 multi yapmayın arkadaşlar. Boşu boşuna verdiğiniz 2 dolarla kalırsınız. Kazandığınız para içeride kalır çekemezsiniz. Çekim demişken de hemen bu noktayı da belirteyim. Şuradan inventoriye tıkladığımızda Arkadaşlar withdraw dediğimde çekim için 100 tane olması gerekiyor ve %10'u pi'ye gidiyor arkadaşlar. Yani her zaman ne çekiyorsanız %10'u az çekiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ve bu çektiğinizde de Alcor'da dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce tekrar söylüyorum. Ücretli kurulumla ilgili nasıl yapılabileceği, neler yapabileceğinizi, eşyanın, materyalin, üretim mantıklı olup olmadığını Öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazın. Ona göre video çekeceğim. Çünkü zor bir video olacak. Çalışmam gerekiyor. Sizlerin de bunu gerçekten istediğinizi görmem gerekiyor arkadaşlar. Geldiniz, izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.